Haftayı kapatıyoruz artık. Küresel Bakış programıyla karşınızdayız efendim. Ben Murat Tufan. Bugün de piyasalarda aslında tam anlamıyla bir Black Friday günü olduğunu belirtelim. Çok aslında beyaz bir görüntü yok. Kara bir cuma yaşıyor küresel endeksler. Aslında her şeyin satıldığı bir gün olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bugün bize Tuncay Cevher, Global Macro Trader New York'tan bağlanacak ve aslında gündem biliyorsunuz Amerika'da yükselen tahvil faizleri ve enflasyon endişesi olduğunu söyleyelim. Orada neler oluyor şeklinde aslında yerinde bir analiz, yerinde bir yorum alacağımızı hatırlatalım. Küresel piyasalarda yaşanan haliyle bizim piyasalarda etkiliyor. Dolar tarafında da 7.40'lardayız. O zaman bir fiyatlara bakalım. Dolarda 7.42-53 seviyesindeyiz. Tabii dün Borsa İstanbul tarafında son anda gelen alımlarla %5.19'luk bir artış vardı ama bugün aslında o satışları biz de karşılıyoruz. 32.5 milyar liralık hacim vardı. Buna yakın seyrediyor şu anda son seansa doğru giderken. Tabii aynı zamanda bakıldığı zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası toplantı tutanakları dün yayımlanmıştı. Döviz sevdiyat hesapları ve aynı zamanda Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervlerini görmüş olduk. Bugün de piyasalarda yükselen tahvil faizlerinin gelişmekte olan ülke para piyasalarını negatif etkilemesi konuşuluyor. TL hem dolara karşı hem euroya karşı hem de İsviçre frangı gibi bütün paralara karşı değer kaybediyor. Özetle sepet bazında kur 8.21-32 seviyesinde. Ve buradan Amerikan borsalarına gidelim. Dün Nasdaq öncülünde ciddi satışlar vardı. Nasdaq kompozitte %3.47'lik bir satış olduğunu görmüş olduk. New York borsasında Dow Jones'da 1.81, S&P tarafındaysa kabaca %2.49'luk bir düşüş vardı. Bugün bir miktar tepki alımları var. Aslında sabah saatlerinde Nasdaq vadelide %1'in üzerinde kazançlar vardı. Korunamıyor. Gitgide Amerikan spot piyasalar açıldıkça kazançlarını muhafaza edemeyen bir vadeli piyasa görüntüsü olduğunu belirtelim. Peki Avrupa'ya yansıması nasıl? Hemen oranın spotuna bakalım. Sabah vadeliler eksideydi. O tarafta da karışık, yönsüz bir piyasa olduğunu belirtmekte fayda var. İngiltere'de 0.54 puanlık bir düşüş. Bugün Avrupa piyasasında negatif ayrışıyor. İngiltere'de araç üretimi Ocak ayında %27.3 düşerken Angela Merkel Avrupa liderlerine dijital aşı sertifikası konusunda hemfikir olduğunu söylemişti. Yunanistan tarafında da yine aynı şekilde bu dijital aşı konusunda bazı yönlendirmeleri var ve aşı pasaportu çağrısında bulundu Yunanistan. Diğer taraftan Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli pandemiden önce önceki dünyaya dönülmeyecek gibi karamsar konuştuğunu hatırlatmakta fayda var. Tabii Avrupa Birliği aşı üretim ve dağıtımını da hızlandıracağı bir sürece giriyor. Dün özellikle 10 yıllık Alman tahvil faizi ile İtalyan tahvil faizi arasındaki spread farkını konuşmuştuk. Son 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 100 bas puana kadar arttı. Dolayısıyla küresel piyasalarda tahvil endişesi devam ediyor diyelim. Hemen buradan o zaman bir tahvile bakalım. Dün Amerika 7 yıllık tahvil ihalesine girdi. Olan aslında bu 7 yıllık ihalede oldu. Çünkü Amerika 7 yıllık tahvil ihalesinde gelen taleplerle birlikte %1.60'ın üzerinde bir 10 yıllık tahvil faizi gördük. Yani Amerika'da aslında enflasyondan korunma amacıyla uzun vadede yatırımcılar kendini 10 yıllık tahvil faizi bir yerde hedging yapıyor. Dolayısıyla enflasyon endişesi tabii ki altın fiyatlarında satış getirmiş. Şu anda %1.46 hafif bir geri çekilme olsa dahi yine de görece yüksek bir tahvil faizinden bahsedebiliriz. Peki ons altına yansıması olumlu oldu mu diye bir bakalım. Dün yükselen 10 yıllıklar ons altına bir dip çalışması yapmıştı. Olmadı. Piyasa nakde dönüyor diyebiliriz şu anda. Gördüğümüz kadarıyla da 1760 puan, 60 dolar seviyesinde ons altın. Tabii enflasyon endişesi petrol piyasalarında vurdu. 1,5 puan üzerinde satışlar var Brent ve ham petrolde. Evet, New York'a hemen gidelim. Sevgili Tuncay Cevher yayın konumuz olacak. Global Macro Trader ile konuşacağız. Tuncay Bey, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Merhaba Murat. Şimdi bakıldığı zaman tabii tahvil faizlerini dünden bugüne çok fazla konuşuyoruz. Özellikle dün 7 yıllık tahvil ihalesini takip etmiştik ve burada gelen tabii talepler ve oluşan piyasa faizi oranları %1.60'a kadar getiri sunmuş oldu tahvillerde. Öncelikle ne oluyor diye bir izleyicilerimize açıklayabilir misiniz? En basit haliyle tahvil faizinin yukarı gitmesi piyasa dinamikleri açısından nasıl bir ortam oluşturuyor? Diğer taraftan GameStop'u da tekrar konuşmaya başladık gibi sanki. Teknoloji tarafına bir satış getirme baskısı
baskısı yaşıyor. Öncelikle tahvil piyasalarını sizden bir duyabilir miyiz? Endişe verici seviyelerde mi sizce? Evet, biz Salı günü Powell'ın konuşmasından hemen önce bir bağlantımız olmuştu. O sırada yaptığım yorumlarda bu Powell'ın kongreye durum konuşmasının ne kadar önemli olduğunu bahsetmiştim. Bu iki günlük bir konuşmaydı ve piyasanın korktuğu ekonomik açılmanın hızlanması sebebiyle acaba Merkez Bankası piyasadan desteğini çekmeye başlayacak mı? Bu korku geçen hafta satın alınmaya başlamıştı. Tabii ki de eğer böyle bir hamlenin sinyalini verirse Merkez Bankası bu piyasaları sallar. İnsanın aklına hemen 2013'teki taper tantrum geliyor. Tabii o zaman ki fark, o zamanla bugünkü arasındaki fark büyük. Ben bunun ihtimalinin çok zayıf olduğunu ve hatta olmadığını bahsetmiştim. Ancak piyasanın istediği artık, bakın, ekonomik açılma, politik belirsizliklerin ortadan kalkmış olması, aşının yaygınlaşması, artık ekonominin açılmasının gerçekleşmesi, beklentiden gerçeğe doğru kaymasının piyasaya getirdiği 2-3 aydır çok büyük bir akım var. Nedir bu akım? Risksiz enstrümanlardan riskli enstrümanlara doğru kayış. Yani bonolardan hisse senetlerine. Burada bono piyasasına baktığınız zaman bono piyasasının kısa vadesinde Merkez Bankası'nın devamlı desteği var. Yani faizleri, kısa vade faizleri aşağıya tutuyor. Günlük alımları devam ediyor. Ancak uzun vadeli bonoların kontrolü tamamen piyasanın elinde. Oradan çıkış, hisse senetlerine akış hızlanmıştı son 2-3 ayda. Ne oldu? Üst tarafta, yani uzun vadeli bonoların faizlerini arttırdı bu gelen satışlar. Hisse senetlerinin yükselişini hızlandırdı. Bu bir tamamen reflasyon akımıydı. Açılan ekonomilerde zaten bu olur. Şimdi Merkez Bankası'nın yapması gereken, bence bir nevi hataydı bu, getiri eğrisi kontrolünden bahsetmesi gerekiyordu. Bakın, Powell öncesinde İngiliz Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası uzun vadeli enstrümanların yaşadığı faiz oranı artışının endişelerinden bahsetmişlerdi. Ama Powell bahsetmedi. Ben zaten söylemiştim, eğer bu basına kapalı bir toplantı olsaydı her şey çok iyiydi. Çünkü Powell'ın istediği artık bu akımın enflasyon getirmesi. O piyasanın korktuğu şeyi istiyor aslında. Ama bunun kontrollü getirilmesi lazım piyasaya. Piyasa her zaman beklentileri satın alan bir yer. Powell'ın baktığı da tipik akademisyenler gibi gerçekler. Aradaki fark var. Şu anda önümüzdeki hafta zannediyorum Perşembe günü bir sempozyum var Wall Street Journal'ın. Oraya Powell tekrar katılacak. Mart tarihinde olacak Tuncay Bey. Evet. İstihdam zirvesinde konuşacak. Kesinlikle. O önemli olacak. Hı-hı. Çünkü bu söylediğim, keşke Powell bahsetseydi, bu piyasada her şeyin satılması kadar zararlı bir şey yok. Çünkü ya hisse senedi ya da bono %60-40 şeklinde oranları olarak, buna risk paritesi deniyor. Eğer ikisi de satılırsa bu bir kısa döngüye dönüşür ve gerçekten çok zarar verir daha yeni kalkınmaya başlamış olan piyasaya. Evet. Ama Powell ne yaptı? Hayır, benim endişem yok çünkü base effect var dedi. Önümüzdeki bir yıl, arkamızdaki bir yıl geriye kaldıkça bu gelişme oranı, büyüme oranı daha da düzelecek dedi. Ancak işte burada piyasa adamı olmakla akademisyen olmak arasındaki bir farkı gösteriyorsunuz. Beklentileri satın alan bir piyasa var. Onun öncesinde hamle yapmanız gerekiyor. Onun size fısıldadığı sinyaller var. Onu maalesef göz ardı etti Powell. Şimdi bu evet. Merkez Bankası'nın en büyük görevi volatiliteyi düşürmektir. Şimdi, maalesef volatiliteyi arttırdı.
Şimdi şu izninizle ben şunu sormak istiyorum. Küresel piyasalarda o çizmiş olduğunuz doğrultuda tahvil olan bir aslında talebi de görmüş olduk. Şunu FED uzunca bir süredir PC deflatörü artırmaya çalışıyordu değil mi? %2 seviyesine enflasyonu aslında taşımaya çalışan bir ABD ekonomisi de vardı, Merkez Bankası da vardı. Ama sonrasında kontrol dahilinde artan bir enflasyon söylemi metinlere girmeye başladı. Şu anda yaşanan endişe tam olarak Tuncay Bey aslında o kontrolün de dışına çıkan bir enflasyon gelme olasılığı sanırım hani traderlar tarafından. Siz nasıl bir öngörünüz var? Yani sabah saatlerinde tahvil faizlerinin gelebileceği potansiyel seviyeyi de konuşmuş olduk. Uzun vadede %3, %2,5, %2 seviyelerini telaffuz edenler var. Şu anda %1,45'lerde dengelenen bir tahvil durumu var. Nereye kadar gidecek? Birinci sorum. Anlaşılan o ki tahvil faizleri yukarı gitme eğiliminde olmaya devam edecek. Çünkü bol para işte bu hafta da temsilciler meclisten bir paket onayı gelmesi bekleniyor Amerika'dan. Ancak bu kontrol dahilinde artan bir tahvil faizleri iyimser bir senaryo. Kontrol dahilinde dışa çıktığı zaman da kötümser bir baz senaryo olarak mı kalacak? Ne dersiniz? Çok güzel soru Murat. Şimdi getiri eğrisiyle temettü oranlarının karşılaştırılması bence çok faydalı buna cevap ver, soruna cevap vermek için. Şimdi bakalım hemen temettü oranlarına. 30 yıllık bonoların şu anki faizi %2,25 civarı. Bunun karşılığında Dow Jones yani endüstriyel sektörün getirdiği temettü oranına bakalım. %2 civarı. Ne oldu? Siz o şu anda bonolar daha atraktif durumda endüstriyel temettü oranlarına baktığınız zaman. Bunun getirdiği zarar hisse senedine bir baskıdır. Ve eğer S&P'nin temettü oranına bakarsanız %1,5. 10 yıllıkla aynı. Yani orada işte şu anda ilk rezistans seviyesi. Nasdaq'ın ikisi ki teknoloji sektöründe temettü oranları daha düşüktür. O %0,6 civarı. O da zaten bakarsınız %5 ile aynı gidiyor. Yani ön tarafta getiri eğrisinin ortasında ve önünde bir problemimiz yok. Önünde problemimiz var çünkü Merkez Bankası onu aşağı çekiyor. Onun yayılması lazım. Benim söylemek istediğim getiri eğrisi kontrolü bu işte. O Merkez Bankası desteğini çekmesin ama uzun vadeye yaysın ki şu endüstriyel temettü oranları atraktif olmaya devam etsin. Bunun dengelenmesi lazım. Şu anda 30 yıllıklar çok yüksek durumda. Eğer Dow Jones'un temettü oranına bakarsanız. Peki bu anlamda FED'i birazcık konuşmak lazım. Tabii Jerome Powell sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz gibi 4 Mart'ta Wall Street Journal'ın istihdam zirvesinde konuşacak ve FED'in bugüne kadar gelen tüm açıklamalarında esas hedefini aslında enflasyon kaygısından ziyade bir miktar daha istihdamı artırıcı politikaları devam ettireceği şeklinde yorumlandı ki son 2 günde işte Finans Komitesi'ne yapmış olduğu konuşmada piyasayı tutmaya çalışan da bir Jerome Powell da görmüş olduk ama dipnotlarında hep ihtiyatta, hep piyasalarda pandemiden dolayı çekimser senaryosunda masada tuttu. Bu da piyasalarda hem parasal genişleme programı hem de düşük faiz ortamının uzunca bir mühlet devam edeceği beklentisini yarattı. Bugün de bakıldığında aslında bu tartışmanın tahvil faizleri ve enflasyon tartışmasının fitilini çeken James Ballard aslında bir miktar dengeleyici bir açıklama da yaptı Tuncay Bey. Ekonomide iyileşme ve tahvil getirilerinde artış FED'i tahvil alımlarını azaltmaya yönlendirmez dedi. Rafael Bostik'te Atlanta tarafından yaptığı açıklamada tahvil getirilerinin yükselmesi bizim için bir endişe kaynağı değil. Bir miktar daha yükselebilir şeklinde konuştu. FED böyle bir ortamda piyasaları desteklemeye devam edecek mi? Gerçekten de bakıldığı zaman hani bir tapering süreci gibi 2013'te yaşadığımız paranın bir anda hızlı çekilmesi, kontrol altına alınması gibi bir süreci yaşayacak mı bizim gibi piyasalar? Ki bizde dolar biliyorsunuz bir kez daha 7.40 seviyesinin üzerine çıktı bu gelişmelerle. Evet, istihdam konusuna baktığınız zaman mali yardım çok önemli. Ki bu halen daha konuşuluyor biliyorsunuz. Ama artık çok yaklaştık. 1.9 trilyonluk bir paketten bahsediliyor. Şimdi bunun fonlaması var. Hazine borçlanmak zorunda kalacak. Çok daha fazla. Ve bakarsanız geçmişte 100 yıllık hazine bonosu konuşulduğu zamanları hatırlıyorum. Yine gelebilir piyasaya.
Yani tekrar söylüyorum, bu uzun vadeli getiri eğrisinin dikleşmesi ve uzun vadeli faiz oranlarının Dow Jones endüstriyel temelli oranlarının üstüne çıkması tehlikeli. Piyasa için tehlikeli. Fed'in bunu kontrol etmesi lazım. Desteğini çekmeyi bırakın, onun konuşulmaması bile lazım. Ama desteğin uzun vadeye yayılması lazım. Artık piyasanın istediği Merkez Bankası'nın kısa vadeli enstrümanları satın alması değil. Piyasanın istediği, ona rahatlık verecek o 30 yıllık bonoların ve üstünün ki arz problemi var. Çünkü bu mali yardımın fonlanması lazım. Yani hazinenin rahatça borçlanabilmesi lazım. Merkez Bankası'nın da hazineye burada yardım etmesi lazım. İşte tamamen benim söylediğim bu. Keşke Powell bundan bu salı ve çarşamba günü bahsetmiş olsaydı. Maalesef bahsetmedi. Ama piyasa onu zorlayacak. Oraya getirecek. Yani geç olsun güç olmasın derler ya. Olacak o önümüzdeki zaman. Tabii şunu da sormak istiyorum. Yani bu anlamda tahvil faizlerinin işte 1700, 1.45 seviyelerine kadar gelmesi ons altın tarafına da bir baskı unsuru da yarattı. O tarafta ons altına ilgili beklentiler yılın sanki böyle ilk çeyreğinde daha negatifken bir miktar daha Biden hükümetinin politikalarıyla netleşmesiyle ons altın tarafında jeopolitik risklerin artma riskinden dolayı, ihtimalinden dolayı diyelim, düzeltelim. Bir olumlu beklenti var ama sanki biraz daha zayıflayacak gibi. Tuncay Bey, altını konuşuyor musunuz ya da analiz ediyor musunuz bilmiyorum ama trade ediyor musunuz? Ons altına ilgili beklentiniz var mıdır? Yani ne bekliyorsunuz bu tarafta? Şimdi ons altın tabii ki de endüstriyel kullanımı olmayan ve merkez bankalarının bu fonlama ve artık ekonomiye yardım zamanında merkez bankalarının rezervlerinin azaltıldığı, bakın uzun zamandır ilk defa, ki bundan geçen konuşmalarımızda bahsetmiştim, merkez bankaları artık altın satmaya başladılar. Çünkü bu fonlamaya ihtiyaçları var, hazineye yardım etmeleri lazım. İlk defa net olarak altın satışı geldi merkez bankalarından dünyasal olarak konuştuğumuzda. Ama gümüşe bakın, gümüşün bir endüstriyel kullanımı vardır ve bu temiz enerji, teknolojik değişim konusunda da çok güzel bir kullanımı var. O yüzden altın-gümüş oranını takip ediyorum. Ve bunun çok yararlı bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Burada yani bu orandan bahsettiğim, bir ons altın kaç ons gümüş alıyor. O trend devam edecek. Yani gümüş altına karşı değer kazanacak. Tabii endüstriyel kullanımı olan, bakın bakır, endüstriyel kullanımındaki metallerin en başında gelen enstrüman bakır. Son 10 yılın en yüksek seviyesinde şu anda bakır fiyatları. Bu tamamen beklentilerin yansıtıldığı bir, yani daha henüz endüstriyel bir kalkınmanın çok başındayız. Ama bakın ne kadar piyasa ne kadar önceden sinyal veriyor. Yani artık endüstriyel kullanımı olan metallerin altını ve altının aslında çok da büyük bir rekabeti var artık. O da Bitcoin. Onu da bahsetmek lazım. Ona geleceğim. Yani, Bill Gates'in açıklamalarından dolayı. O da işte iki zenginin aslında atışması da oldu. Hani Elon Musk değilseniz Bitcoin'e fazla girmeyin şeklinde, ama birazdan Bitcoin'de konuşacağız. Çünkü orada çok ciddi bir korelasyon da var. Tesla'yı sürükleyip işte Amerikan borsalarına da bir korelasyonuna sahip. Şunu danışmak isterim sizlere. Şimdi tabii lojistik sektöründe bile bu beklentiler önceden çok satın alındı. Çin, işte dün Törümüz KD ile birlikte ekrana paylaştık. Boş konteyner satın alıyor Tuncay Bey. Yani bakır fiyatları son 10 senenin zirvesinde, evet. Çin de bu ticaret tarafında hem Amerika'ya yaptırımlarda daha az mal almak ve daha fazla mal satabilmek için tüm boş konteynerleri şu anda Çin her yerde almaya başladı ve ciddi anlamda bir konteyner stoğunda ciddi artış var ki Panamax endeksine baktığımız zaman da orada navlun ve konsümento fiyatlarında da yavaş yavaş artmaya başlıyor. Dolayısıyla bir önce enflasyonun tüm temel göstergeleri boş konteynerından bakırına, Amerikan 10 yıllıklarından değil mi altına kadar görebiliyoruz. Değişik bir sektör tabii ki, hem finans hem de reel sektör bunu fiyatlıyor.
Çok güzel bir göstergeden bahsettiniz. Bu tamamen beklentilerin satın alındığı. Çin'in yaptığı hamle beklentilerin satın alındığı. Bu reflasyon trendi. Bunun karşılığında eğer siz bütün bu göstergeleri görüyorsunuz, halen daha Merkez Bankası olarak kısa vadeye alımları devam ederseniz yanlış hareket yapıyorsunuz. Çünkü uzun vade artık bonolar, uzun vade bonoları satılıyor ve bu tip altın satılıyor, uzun vadeli bonolar satılıyor ve bu tip fonlamalara giriliyor. Sizin yardımınızı devam ettirmeniz lazım Merkez Bankası olarak, ancak yaymanız lazım uzun vadeye. Ki bu dengeyi koruyun. Evet. Yani eğer 30 yıllık risksiz enstrümanın getirisi endüstriyel sektörün temettü getirisinden daha fazla olursa siz piyasaya zarar vermeye başlarsınız. Bunu bahsediyorum. Şimdi Bill Gates'in bir açıklaması vardı. İşte Microsoft'un tabii patronu ve bu anlamda kripto paralara ilişkin bir açıklamada da bulundu. Bugün kripto paralar için de şanssız bir gün. Yani her şey satıldığı bir gün. Tam anlamıyla aslında FOMO'nun tersi bir trade stratejisi görüyoruz. Ve Musk Bitcoin yatırımına atıf yaptı ve eğer dünyanın en zengin insanı değilseniz Bitcoin almamalısınız dedi. Şu anda da 46.789 dolarda. Bilmiyorum Bitcoin'iniz var mı ya da kripto paranız, ama hani bu kadar sert yükselişin sert bir düzeltmesi olacağı aşikar. Ne dersiniz o tarafla alakalı? Bakın çok ilginç. Bitcoin ne zaman bu establishment tarafına, yani eski kesim, ben Bill Gates'i öyle görüyorum. Eski zamanın öncüsü, yeni zamanın öncüsü değil Bill Gates. Onun devri artık geçti. Zaten Microsoft'un da yönetiminden çıktı artık. Artık yeni teknolojinin getirdiği bu genç insanların baktığı enstrümanların başında geliyor. Şu anda ben daha iki gün önce bir burada New York'ta ATM makinesinin karşısında Bitcoin düğmesi gördüm. Yani artık bu alışverişe sokağa da yayılmaya başladı. Yani bu çok ilgimi çekti benim. Yani tamam, Bitcoin her zaman söylüyorum, konuşulması yeter. Şu anda 1,5 trilyonluk bir tüm kripto marketten bahsediyorum. 1,5 trilyonluk bir piyasa haline geldi ve kurumsal yatırımcıların artık portföylerine dahil etmeyi konuşmaya başladıkları bir enstrüman. Bunu göz ardı edemezsiniz. Yellen çıktı, açıklama yaptı Powell öncesi ve bunun olmayacağını, Bitcoin'in geleceğinin çok soru işareti getirdiğini. Ancak çok güzel bir teknoloji var altında Bitcoin'in, blockchain. Blockchain bütün artık endüstriyel şirketler tarafından bile kullanılmaya başlamış bir altyapı. Yani altyapısı çok sağlam. Merkez bankalarının yapmaları gereken Bitcoin'e rakip çıkarmak. Madem kontrol edemiyorsun, yasaklamak yerine, bu tip Bill Gates gibi konuşmalar yapmak yerine kendi enstrümanını çıkar. Bu blockchain'e dayanan. Benim en güzel buna verdiğim örnek, bizim Merkez Bankası'nın çıkardığı Cumhuriyet altını. Zamanında altın paranın yerine gelmeye başlamıştı. Ve çok güzel bir hamleydi o. Kontrol edebileceğiniz bir enstrüman yapın, kurun. Bu kripto düzeni içinde. Ve bu şekilde kontrol edin. Benim düşüncem Bitcoin'in ve kripto paraların daha geleceğinin devam edeceği. Evet. Merkez bankalarının korkmalarının sebebini anlıyorum. Kontrol edemeyecekleri bir enstrüman, ama çözümü rekabet edin onlarla, yok etmeyin. Bazen her şeyi kontrol edemeyebiliyorsunuz. Merkez bankaları da bunun dışına çıktığı zaman tabii ki esas fonksiyonu parayı kontrol etmek. Tabii panikleyebiliyor. Bir dakika kadar bir süremiz kaldı Tuncay Bey. Temsilciler Meclisi'nden artık merakla bekleniyor, onaylanacak mı? 15 Mart'tan önce de Joe Biden'ın bu paketi Chuck Schumer tarafından masasına konup imzalatması bekleniyor. 15 dolar saat başı asgari ücret çıkarıldı herhalde tartışmalarla, ama ne dersiniz bu paketin özellikle içinde 170 milyar dolardan fazlası küresel hisse senetlerine atması beklenen büyük bir meblağ aslında piyasaları da hareketlendirecek. Ne oluyor o tarafta? Bu mali yardım paketinin içindeki en önemli enstrüman altyapıya yardım. Yani istihdam yaratacak. Bu da tabii inşaat, malzemeler,
Ve tabii o yüzden zaten bakır bu beklentiyi satın aldı, bakır piyasası. Bunların teknolojiye tabii rekabeti de var. O yüzden Nasdaq'ı da baskı altında tutan bir etkendi. Ben şu anda portföylerde altyapı yatırımlarının bunların gelişmesinden kar eden sektörlerin oranlarının arttırılması yanındayım. Yani teknolojiden biraz daha o tarafa kayın diyorum. Endüstriyel sektörler içinde altyapı mutlaka çok önemli. Portföylerde bunun oranının yükseltilmesi lazım. Tuncay Bey çok teşekkür ederiz New York'tan yayınımıza katkılarınız için diyelim. Tuncay Cevher Global Macro Trader ile konuşmuş olduk. Küresel Bakış programında şimdi sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra Stüdyo Londra'da Londra'ya bağlanıyor olacağız. O tarafta da değerli bir konuğumuz olacak Muhammed Demir ve kendisiyle piyasada konuşacağız.